53. Bölüm. Her gün yeni bir iftira atıyorlardı ortaya. Bu defa da kendi yazdığı şeyleri Allah kelamıdır diye halka takdim ediyor demeye başladılar. Bu ve benzeri sözler meclislerde konuşuluyor. Müminler düşüncesizlikle ayıplanıyordu. Kendi eliyle yazdıklarını size okuyunca hemen Allah kelamıdır deyip çıkıyorsunuz. Aklınızı kullanmanız yasak mı? Bu sözler müminlere karşı defalarca söylendi. Nihayet Ankebut suresinden indirilen bir ayet konuya açıklık getirdi. Daha önce sen bir kitabı okur değildin. Sağ elinde de öyle bir şey yazmış değildin ki dini batıl gibi göstermeye çıkanlar şüpheye düşmüş olsunlar. Doğrusu bu Kur'an, kendilerine ilim verilmiş olanların kalplerinde bulunan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını 40 seneden beri yakından tanıyanlar ellerini alnına koyma mecburiyetini hissettiler. Onun hocaya gitmediğini, okuma yazma bilmeyen bir insan olduğunu pekala biliyorlardı. Bu hakikati inkar edemediler. Ama onları her taraftan kuşatan kin ve nefret duyguları gören gözleri kör etmişti. Kalpler doğru düşünmemeye yemin etmişçesine yeni yeni iftira bulma emeliyle yanıyor, zihinler sadece bu yolda çalışıyorlardı. Peygamberlerin en büyüğü Efendimiz ara sıra Rum asıllı bir demircinin yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Adam dışarıdan gelmiş, Mekke'de yerleşmişti. Dışarıdan gelen ve Arapçayı önceden bilmeyen bir insan ne kadar Arapça konuşabilirse o kadar konuşuyor, söyleneni anlıyor, maksadını iyi kötü anlatabiliyordu. Bir gün viranede define bulmuş gibi sevinenler oldu. Muhammed bin Abdullah o söylediği kelamı işte bu demirciden öğreniyor dediler. Öyle ya, o dükkana iş koklamaya gitmiyordu ki, orada iş yaptırdığı da bilinmiyordu. Eller neden bunu akıl edemedik der gibi alınlara vuruldu. Kaynak keşfedilmiş, yitik bulunmuştu. Hep o demirci yazdırmaktaydı bunları. Gerçekten güzel bir buluş. Hemen sağda solda duyuldu. Abdülmuttalib'in torunu, herkesi meftun eden o güzelim sözleri Rum asılı demirciden öğrenmekteymiş. Adam her gittiğinde bir şeyler yazıp veriyormuş denildi. Ama yine de akla gelen bazı şüpheler vardı. Yıllardır müminlere kan kusturanları, bu demircinin de kulağını buruvermekten alıkoyan neydi? Arkadaş sen çok oluyorsun. Görüyorsun ki yurdumuzda bu kadar fitne ve fesat çıktı. Evlat babayı tanımaz oldu. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor. Ayağını denk alırsan zarar etmezsin denilebilirdi. Birçok insanı vatanını terk etmeye mecbur eden işkencelerin binde biri bu demirciye yapılsa ağzı kapanır, sesi çıkmaz olurdu. Kaldı ki onu öldürdükleri takdirde bile hesap soracak, onun ardında biz varız hele bir dokunun diyecek kimsesi yoktu. İşi tatlılıkla halletme yolu da vardı. Al bakalım sana en alasından 10 tane dişi deve. Ancak dilini tutmasını bileceksin. Bundan sonra Abdülmuttalib'in torunuyla fiskos etmek yok demek zor muydu? Muhammed'e bunları yazıp verdiğinde aldığın ücret nedir? Böyle bir soru sorulur. Daha doğrusu daha dolgun bir ücret verilerek birkaç sahife yazdırılır ve Resulullah'a karşı bu kelamın benzerini getirin diyordun işte. Hem aynı kaynaktan alınmış şekliyle getirdik. Kaybettin davayı denilebilirdi. Bir başka mesele de bu demircinin Hristiyan oluşuydu. Bir Hristiyan kendi dinini bir tarafa bırakıp neden bir başka dini göklere çıkarırdı? Bu kadar güzel, bu kadar müessir söz söyleme kudretine sahip olan bir insan neden bir gün olsun işte o güzel sözleri söyleyen kara aslan benim diye ortaya çıkmaz
bütün şan ve şerefi başkasına tanırdı. Nihayet Cibril-i Emin geldi. Düşünmeden atıp tutmaya pek hevesli olanları, bir kere daha sırt üstü vuran şu ayeti büyük peygamberin kalbine vahyetti. Gerçekten biz biliyoruz ki kafirler, Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor diyorlar. Kendisine öğretiyor dedikleri adamın dili yabancı bir dildir. Bu Kur'ansa fesahat ve belagat dolu, apaçık bir Arapçadır. Bir iki gün içinde yükseliveren, çarşıda pazarda avaz avaz bağırmakta olan sesler birden kesildi. Süt köpüğü gibi iniverdi. Çoktandır susturulmaya alışılmış olan vicdanlar kısa zaman içinde ağızlarını açtılar. Evet, bu adam doğru dürüst Arapça konuşmasını bilmiyor ki tutsun da böyle bir kelamı yazdırmaya çıksın, dediler. Bu arada onu tanımayanlar, gelen vahyin gerçeğe uygunluk derecesini görmek üzere Merve Tepesi'nin yanlarında bulunan bir demirci dükkanına yöneldiler. ''Kolay gelsin Cebr, neler yapıyorsun?'' Cebr gelenlere baktı, gülümsedi. ''Ben yapıyor çalışmak.'' dedi. Ocaktaki demiri gösterdi ve ilave etti. ''Demir.'' Adam gerçekten yarım yamalak konuşuyordu. Onun konuşmak için sarf ettiği gayret kadar bir gayreti de dinleyen sarf etmeliydi ki ne dediğini güzelce anlamış olsun. Gelenler oradan dudak bükerek ayrıldılar. Zavallı demirci, olanlardan habersiz, bütün gücüyle tekrar demirini dövmeye başladı. Doğma büyüme bir Arap'a edebiyat hocalığını yaptığını nereden bilebilirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbinden gelen bir ayeti yanındakilere tebliğ etti. İman eden ve imanlarına zulmü karıştırmayan kimseler, işte her türlü emniyet onların hakkıdır. Onlardır hidayete erdirilen, hidayette devam eden ve sebat edenler. Üzüntü dolu bir ses, eğilen başlara, ıslanan gözlere tercüman oldu. ''Ya Resulallah, bizim hangimiz zulmetmedi?'' Son derece saf, son derece samimi bir ifadeydi bu. Allah'ın vaat ettiği büyük bir nimeti kaçırdığını anlayan bir yürekten, bir inilti halinde yükselmiş gibiydi. Resulullah bu sözü söyleyene döndü. ''Allah Teala'nın muradı sizin anladığınız şey değildir. Bu ayetteki zulüm şirk manasınadır. Lokman'ın oğluna söylediği sözü duymaz mısın? Hani o oğluna hiç şüphe etme ki şirk, büyük bir zulümdür demişti buyurdular. Bu mübarek söz gönüllere bir ferahlık getirdi. Bu anda cendereye sıkıştırılmışçasına bunalmış olan kalpler huzura kavuştu. İki dakika önce üzüntünün ıslattığı gözler şimdi neşe içerisinde gülümsüyordu. Resulullah Aleyhisselam namaz kıldırırken Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okuyorlardı. Bir gün onun okuduğunu duyanlar pek ileri gittiler. Terbiye hududunu aştılar. ''Okuduğuna da, onu indirene de, onu getirene de'' diye sövdüler. Bu sövme onların hoşlarına gitti. Her Kur'an duyduklarında sövme hevesi uyandı. Fakat bu arada Cenab-ı Hak Nebi-i Ekrem'ine gönderdiği bir fermanla... Namazında sesini çok yükseltme. Çok da gizli okuma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Buyuruldu. Bundan sonra Resulullah Efendimiz hafif sesle okumaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına yapılan hakaret ve işkenceler Yüce Divan'da tespit ediliyordu.
Bunların cezaları verilecek, elbet onların da pişmanlıkla parmaklarını dişleyecekleri bir gün gelecekti. Nitekim bir gün Resulullah'ın elleri semalara açıldı. Allah'ım, onlara Yusuf peygamber devrinde verilen kıtlık gibi kıtlık ver, diye niyaz etti. Gök yağmur indirmedi, yer nebat ve hububat bitirmedi. Müthiş bir kuraklık başladı. Öyle ki açlıktan mecalsiz kalan insanlar gökyüzüne baktıkları zaman sadece bir duman, bir sis görür gibi oluyorlardı. Putlar her zamanki gibi sessizdi. O güne kadar hiçbir şeyin çaresini bulamamışlardı. Bu defa da kıtlığa çare getireceğe benzemiyorlardı. Zihinler eski yıllara döndü. Abdülmuttalib'in, Ebu Talib'in yağmur duasına çıktıkları günleri hatırladı. Onların yanında bulunan nur yüzlü çocuk gözler önüne geldi. Ebu Talib hayattaydı. Onun yanındaki nur yüzlü de hayattaydı. Ama artık onlara gidip de "Haydi, lütfedin yağmur duasına çıkalım" diyecek yüz kalmamıştı. Yapabilecek her türlü hakaret yapılmış. İşkencenin her çeşidi denenmiş. Can düşmanı gibi acımasız bir politika yürütülmüştü. Bütün bunları bir tarafa bırakıp hiçbir şey yokmuşçasına gelmek, hal hatır sormak, dua etmesini istemek için yüzsüz, arsız, utanmaz olmak lazımdı. Ama kuraklık bütün şiddetiyle devam ediyor. Halka nefes aldırmaz oluyordu. Duasının kabul olunacağında şüphe edilmeyen büyüye başvurmaktan başka her yol çıkmaz sokaktı. Nihayet Ebu Süfyan büyükler büyüğünü buldu. Zulme uğramış, hakkı elinden alınmış insanlardaki mazlumane bir tavırla. "Ey Muhammed! Sen Allah'a itaati ve akrabaya iyiliği emrediyorsun. Halbuki kavmin açlıktan ölecek hale gelmiştir. Allah'a dua et, kurtulalım." Böylece Ebu Süfyan son sözün Resulullah tarafından söyleneceğini, eninde sonunda onun hükmünün geçeceğini, kainatın yüce sahibinin yanında Kureyş'in değil Habibi Ekrem'in niyazının muteber olacağını bu müracaatıyla çok açık şekilde ortaya koymuş oluyordu. Sanki bu sözleri söylerken yıllar boyu akla gelen her fenalığı müminlere reva görenler kendileri değildi. Sanki Ebu Talip mahallesinde 3 uzun yıl boyunca hapsettikleri unutulmuştu. "Peki, yapacağım dua kabul edilirse iman edecek misiniz?" Ebu Süfyan samimi bir sesle cevap verdi. "Şuna adını bildiğin gibi inan ey Muhammed. Gökyüzünü sadece bir duman halinde görüyorum. Gök artık eskiden beri gördüğümüz mavi, berrak gökyüzü değil. Ayrıca ayağa kalkmak bir dert, yürümek bir dert. Evde yiyecek için çırpınan yavrulara yiyecek bulmak ayrı bir dert." Doğru söylüyordu Ebu Süfyan. Aç mideler zihinlere hükmeder olmuştu. Gözlerin, dizlerin feri kesilmiş. Sanki gökyüzünü bir duman bürümüştü. Yüce Mevla indirdiği ayetlerle durumu gerçekten böyle olduğunu tespit ediyordu. "Ey Resulüm, gökyüzünün kesif bir dumanı getireceği günü gözle. Bu duman insanları bürüyüp örter. Bu acıklı bir azaptır. Ey Rabbimiz, biz hakikati anlayan, inanan kişileriz" derler. Netice olarak Resul-i Muhterem kıtlığın kaldırılması için dua etti. Sefaletin son bulduğunu müjdeleyen yağmurlar yağdı. Hayat eski günlere döndü. Hayat her yönüyle eskisine dönmüştü. Ebu Süfyan'ın verdiği sözü kimse, hatta bizzat Ebu Süfyan bile hatırlamaz olmuştu. İleride bu sözü yerine getiremeyeceğini Ebu Süfyan bile adı gibi biliyordu.
Ama bu böyle kalacak mıydı? Madalyonun öteki yüzü hiç görünmeyecek miydi? Bu konuda gelen ayetlerde Şanı Yüce Mevla şöyle buyurdu. Onlar için düşünmek, ibret almak nerede? Halbuki kendilerine şerefli bir peygamber gelmiştir. Ondan yüz çevirdiler. Bu öğretilmiş bir delidir dediler. Biz azabı bir miktar açacağız. Siz de küfrünüze döneceksiniz. Ama onları büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, evet o gün biz intikam alacağız. Bu intikam ileride Bedir günü başlayacak ve kıyamet gününe kadar devam edecekti. Aydınlığa Doğru programımızın 53. bölümünü dinlediniz.